müminlere var. Evet. Peygamberlere var. Efendimiz Hazretlerine var. Ama bir de bir çok enteresan bir hitap daha var. Bir nefis derecesine hitap ediyor Rabbül Alemin. Sayıcı bile. Ya eyyetühen nefsül mutmainne. Başka bir nefis derecesine hitap buyurmuyor. Mutmainne. Den sonrası kendi kendine olmaz. Televizyonda bu kadar yeter cevap. Oraya kadar kendi kendine olur. Evet. Bundan sonrası olmaz. Fethuli fi ibadi. Adam gibi bir adamın yanında olmak lazımdır. Adamlara dahil olmak. Kullara dahil olmak lazımdır ki o Allah'tan razı, Allah ondan razı olsun. Evet. Bir demirci olmak için bile bir demircinin yanına verirler çırak ya da bir otomobil kaportacı ustası ya da ne bileyim hani eczacı kalfası vesaire falan hani bir şekilde herhangi bir güzel sanatlar da öyledir. Misal değil mi? Tabii. Evet. Bir şekilde bir ustanın yanında bir evet. erimek gerekiyor herhalde. Ama Cenab-ı Hak yaratılıştan bir takım vergiler vermiş. İhsan etmiş. Evet. Almak için bir emeğimiz yok. Efendimiz Hazretlerine olan muhabbetinin ilk zuhuru Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasıyla olmuş. Ona kendi nefesinden, ruhundan ruh üfürmüş. Bu Hazreti Adem'le sınırlı bir şey değildir. İnsanoğlu öyledir. Esmasını vermiş. Ve yeryüzünde halife tayin etmiş. Bütün bunları verdiğinde bizim almak için bir gayretimiz vesairemiz yok. O ihsan etmiş, vermiş. Yani ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi arzu ettim. Arzu ettim lafı olmadı, murad ettim. Evet. Allah arzudan da müstakniydir. Ama muradı vardır, murad eder. Onun için sizi yarattım. Peki, bilinmeyi murad ettim demek ne demek? Allah bilinince sevilir. Sevilmeyi murad ettim. Ama Allah aynı zamanda mütevazıdır ha. Onun için sevilmeyi murad ettim demiyor. Bilinmeyi murad ettim diyor. Bilirsen seversin. Evet. İşte biz o bize verilmiş olanlarla bir yerlere kadar gideriz. Umumi hükümler, umumi emirler var. Kitab-ı mübin. Mübin, aşikar. Belli, ayan beyan demek. Tabi her mübinin bir de batını vardır. Şimdi bakın, hep bu misali arz ediyorum, birbirimizin ellerine bakalım. Ellerimizin dışını görüyoruz. Evet. Biraz önce stüdyoda bir kadrolu sinek vardı. Zateniz de bendeniz de kovaladık. Ben onu tayin etmeye çalışıyorum. Evet. Göreceğiz. Neyle kovaladık? Elimizin tersiyle. Bu elin tersi sadece sinek kovalamaya yarar. Tuttuğumuzu avcumuzla tutarız. Sevdiğimizi avcumuzla severiz. Evet. Gerektiğinde vurduğumuzu da avcumuzla vururuz. Ama baktığımızda dışı gözüküyor. Buna zahir, buna batın derler. Ama el zahir ve batın. Alt ve üst diye hakikatte ayrılmaz. İzah babındadır. Yüzüğün taşı bile üste konur, alta konmaz. He. Niye görünen taraf o taraf? Çünkü. Ama görünüyor diye iş yapmaz o. İşi yapan iç. Yani batın. İşte bunun gibi batınımızda, zahirimizde görünmeyen bir takım varlıklar var. Bu kitab-ı mübinden algılar. Ama kitab-ı mübinin batını var. Yani elin üstü gibi değil. Onu algılayabilmek ve o zaman yükselebilmek için Allah öyle der. Ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i. İrci demiyor. Yani dön demiyor. Bana dön diyor. Bunu maalesef günlük hayatımızda cenaze arkasından
okumakla sınırlandırıyorlar. Ölmek Allah'a dönmekmiş. Hiç öyle bir şey yok. Ölmeden dönemez mi insan? Ölmeden dönerse zaten Allah'a döner. Öldükten sonra bir şey yaramaz ki. Allah işte rahmete rahmana kavuştu. Hayır. Hocam belki bana kızıyor ama. Estağfurullah. Hocam bir sesi çıkmıyor. Rahmeti rahmana bu arada kavuşacaksın. Senin iradenle olmayan ölmek seni rahmeti rahmana kavuşturmaz. Eğer her ölüm insanı rahmeti rahmana kavuştursaydı her kafir evliya olurdu. Hocam onun için mi Efendimiz mutu kabl entemut buyuruyorlar? Ölmeden önce ölünüz. Yani nefsin dediğini evet. Yapmayarak. Hesaba çekilmeden önce hesaba çekilmek. Yani ne doğmak ne ölmek irademizle değil. Halbuki biz irademizle yaptıklarımızdan hesap vereceğiz. Ya da yapmadıklarımızdan. Evet. Tabii. Yani yapmakla mükellef olduğumuzu yapmayıp, yapmamakla mükellef olduğumuzu yaptıysak. Yandı gülüm. Yandı da Muhammed Mustafa Resulullah'tır. Yerleşmesinin ve ifadesinin Allah indinde öyle bir yüksek derecesi var ki ne kadar yanacak ne varsa bir kefeye koy. Sonra sadırdan eğer bir la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kağıtçı minicik incecik üflesen uçacak. O çıktı mı sadırdan, onu terazinin kefesine koydular mıydı, o lank diye aşağı basar. Bütün öteki de pırt diye yukarı gider. Ne yaparsan yap. Peki burada mesele ne? O yaptıkların sadırdan la ilahe illallah Muhammed Resulullah'ın çıkmasına mani olabilir. Çamurlatırsın, kirletirsin, bulamazsın. Ararsın. Onun için o kadar kirletmemek lazım. Bir de adamda bir yüz surat olması lazım ya. Değil mi? Yani, borç almışım. Ödeyeceğim demişim. Ya bak bir borç daha verirsen onu da çalıştıracağım. İkisini beraber ödeyeceğim diye. Bir kere daha kandırmışım. Sonra yok olmuşum. Sonunda da aldığım miktarı seneler geçtikten sonra al diye vermişim. Bu adam insana yakışıyor mu bu? Yakışık almaz tabii. Yani. En azından borcumun vadesi geldiğinde ödeyemeyeceksem eğer. Bak ödeyemeyeceğim haberin olsun. Bir sıkıntı namussuzluğumdan var. Değil sen de bana güvenip bir şeyler yaptın birilerine söz verdiysen benden ümidi kes. Başkalarından ne yapacaksan yap, işini gör. Ödeyemeyeceğim. Bunu demek bile bir yüzdür. Efendim, alacaklı söylenirmiş. Söylensin. Kaçmandan daha hayırlı. Tabii. O anda söylenebilir. Ama ona haber verdiğin için, işini gördüğünde, ya iyi ki söyledin borcunu ödemeyeceğini, sağ olasın. Ben de sana güvenip senet imzaladıydım. Yoksa rezil olacaktım. Ama sen söylediğin için Ahmet Bey'den, Mehmet Bey'den aldım, ödedim, vallahi iyi ettin ha. Sen o gün sonra bağırdım ama kusura bakma. Bunun neticesi böyledir. Bunu da böyle yapmak lazım diye söyledim. Anlayan anladı. Ama Rabbül Alemin'den, onun Habibinden bir şey istemek için, beni affet demek için, azıcık surat lazım değil mi? Ya Resulallah bana şefaat et demek için, azıcık surat lazım değil mi? Yarın öbür gün soru verse Efendimiz. Benim en yakınlarım kim? Zevceleriniz ya Resulallah. Yani evlat, ana baba bile bir yasak var değil mi? Belli bir mesafeden sonrası tabii, yok. Tabii. Yani affedersin mahrem bir yerinde çıman çıksa annem babam bakamaz. Tabii. Mecburiyetler haricinde. Ama zevcem bakar. Benim en yakınlarım kim? Zevceleriniz ya Resulallah. Say bakayım isimlerini. Deyiverirse ne olacak?
Bugün bu toplumun %99